Merhabalar. Ben Muamber Kaya'nın ablası Hülya. Ben sizlere Muamber Kaya'dan ve sağlık sorunlarından bahsetmek istiyorum. Muamber 8 aydır Edirne Fen Tipi kapalı cezaevinde tutulmakta. Muamber'in bir sürü sağlık sorunları var. İçeride tutulamaz, içeride yapamaz. Kendi başına hayatını idam ettiremez. Dışarıdayken zaten her şeyini biz yapıyorduk. Benim 10 yaşında kızıma çayını şekerleyip önüne koyuyordu. Şu an nasıl çay içiyor, nasıl yemek yiyor? Her gece yatarken bunu düşünüyoruz. Acaba tuvalete nasıl gidebiliyor? Yemeğini nasıl yiyebiliyor? Hep bunu düşünüyoruz, gece uykularımız kaçıyor. Muamber'in durumu çok kötü. Muamber şizofreni hastası. Bunun yanı sıra görme engelli ve işitme engelli. Önünden geleni görmüyor. Gelen sesleri duymuyor. O yüzden çok korkuyoruz. Başına bir iş gelecek, bir şey olacak diye. O yüzden Muamber'in bir an önce serbest kalmasını istiyoruz. Kardeşim suçsuz. Suçsuz olduğunu biz biliyoruz. Herkes biliyor. Ama bunu devlete söyleyemiyoruz, anlatamıyoruz, kanıtlayamıyoruz. Kardeşim suçsuz yere 8 aydır Edirne Fen Tipi kapalı cezaevinde tutuyorlar. Kardeşimin hapishanede yatma raporu uygun değildir. Ama götürüyorlar. Tekrar sağlıklıdır diye rapor almışlar. Avukatlar bizim elimizdeki raporu sunduğunda diyor ki bizim elimizdeki raporda yatabilir diye vermişler diyorlar. Kardeşimin içerideki psikolojik baskılara dayanamayıp durumunun günden güne kötüye gidiyor. Her görüşe gittiğimizde biraz daha durumunun kötüye gittiğini psikolojik olarak, görüntü olarak, fizik olarak görüyoruz. Çok üzülüyoruz ailesi olarak. Zaten yakın bir zamanda annemi kaybetmiştik. Bunun üzerine çok zaman geçmeden bir de tutuklanınca hepten psikolojisi bozuldu. Anneme bağımlıydı, annem bakıyordu ona, her şeyini annem yapıyordu, her işini annem yapıyordu. O yüzden annem gidince bir boşluğa düştü zaten. Psikolojisi bozuktu. Şu an içeride tamamen bozuldu. Kardeşimin yaşama hakkını elinden alıyorlar. Yaşama hakkı tanımıyorlar. Zaten hayatını zor idam ettiren bir insanın cezaevinde yaşaması nasıl olur, nasıl yaşanır? Dışarıdayken yemeğini, çayını, her işini ailesi yapıyordu. Biz yapıyoruz ablalar olarak. Annemizin ameneti diye üstüne titriyorduk. Ama şu an yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Çok üzgünüz, çok üzülüyoruz, dayanamıyoruz. Geçen gün görüşe gittiğinde ön dişlerinin çürüyüp içine geçtiğini gördüm. Diyorum ne oldu dişlerine? Diyor ki yok bir şey, söylemek de istemiyor. Bizim üzüldüğümüzü görüyor ve biliyor. İçerideki psikolojik baskılara dayanamıyor.